Kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bugün hep birlikte güzel bir mercimek çorbası yapacağız. Ama klasik mercimek çorbalarından biraz daha farklı çeşmi nigar çorbası yapacağız. Hemen tarife başlayalım. Yarım fincan sıvı yağ tenceremize almakla başlayalım. Zeytinyağı veya normal ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Bir tane orta boy kuru soğanlı küçük küpler halinde doğrayıp tencereme ilave ediyorum. Soğanı hafif şeffaflaşana kadar soteleyelim. Karıştırmayı ihmal etmeyelim. Dibi tutmasın, fazla yanmasın istiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şeffaflaşmaya başladı. Bu aşamadan sonra yine aynı şekilde sürekli karıştırarak bir süre daha kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı unu ilave edelim. Unun kokusu çıkana kadar da sürekli karıştırarak kavuralım. Bu arada ocağımın altı çok fazla yanmıyor. Eğer çok fazla yüksek ateşte pişirirseniz yanmalar bir anda dibini tutmalar meydana gelecektir. O yüzden kısa yakın ateşte kavurma işlemlerini gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Unun kokusu çıktıktan sonra bir su bardağı kırmızı mercimeği yıkayıp tenceremizin içerisine alalım. Verdiğim ölçülerle 5-6 kase çorba çıkıyor. Miktarı ona göre arttırıp azaltabilirsiniz çok kısa bir süre daha kırmızı mercimeği kavuralım dibi tutabilir o yüzden sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin üzerine yaklaşık olarak 7-8 su bardağı su ilave edelim suyu önceden ılıtmıştım kısa sürede pişsin diye ılıttım soğukta kullanabilirsiniz karıştırarak çorbanın pişmesini sağlayalım 1 tatlı kaşığı da tuzu ilave ettim. Tuzu da mak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Mercimek hızlıca Kaynayıp çözülmeye başlayacak. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Dibi tutabilir. Bakın görüyorsunuz kaynamaya başlar başlamaz hemen açılmaya başladı mercimeğin rengi zaten. O yüzden sıcak su kullanırsanız daha hızlı gerçekleşecektir. Terbiyesi için bir yumurta sarısı Yarım limonun suyunu ve yarım su bardağı da sütü ilave edelim, karıştıralım. Bu terbiyey olmadan çeşmili ger çorbası yapamıyoruz. Mutlaka verdiğim ölçülerle yapın. Asla yumurta kokusu gelmiyor. Terbiye için gereken malzemeleri güzelce çırptık. Bu arada çorbamızda istediğimiz kıvama geldi. Suyu fazla gelirse daha fazla kaynatarak veya su miktarını azaltarak. Eğer suyu yetersizse bir miktar daha su, et suyu veya tavuk suyu ilavesi yaparak çorbanızı istediğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Verdiğim ölçüler gayet güzel yeterli geliyor. Mercimekler güzelce piştikten sonra yumuşadıktan sonra şöyle blenderdan 1-2 dakika kadar geçirelim. Pürüzsüz bir kıvam alsın. Çorbanın kıvamını da kontrol ettikten sonra hemen terbiyesiyle buluşturabiliriz. Terbiyesini azar azar dökerken bir yandan da karıştırmayı çırpmayı bırakmayalım. Terbiyemizi ekledikten sonra 2-3 dakika daha çorbamızı pişirme işlemine devam edelim ki içerisine eklemiş olduğumuz süt ve yumurta güzelce pişsin. iyice malzemelerimiz özdeşleşsin. Bu arada karıştırma işlemini de bırakmayalım. Ocağımızın altını da ortaya yakın kısık ateşe yine getirelim dediğim gibi 2-3 dakika boyunca daha kaynatalım ve daha sonra ocaktan alalım. Bakın kıvamını da size net bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bu kıvama geldikten sonra terbiyesiyle de buluştuktan sonra artık ocaktan alabiliriz. Servis etmeden önce eritmiş olduğum bir yemek kaşığı tereyağının içerisine biraz nane ve pul biber koyup kızdırdım ve daha sonra çorbamı servis ederken bu şekilde üzerine gezdirdim. Dilerseniz tencerenin içerisine de dökebilirsiniz. Çorbanın kıvamını da bu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten de tam kıvamlı güzel bir çorba oldu. Tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.